Yepyeni bir haftaya başladık. Bugün pazartesi ama bakın ne kadar çabuk geçiyor zaman, farkında mısınız? Asla tekrar yaşanmayacak bir gün yaşıyorsunuz. O yüzden güzel hatıralar bırakalım. Şimdi şahane bir yemek var önümüzde. Adana kebabı ve gül tatlısı ile karşıladı bizi Sevda Furkan Ket Hüdar çifti. Buyurun, afiyet olsun. Herkes yediğine göre kafasında bir şeyler oluştu muhtemelen. Nasıl buldun yemeği? Tatlıda böyle çok acımsı bir tat var. Ondan sonra biri uyarmıştı. Kim dedi limonu çok attı diye? Ben. Sen demiştin. Evet. Evet. Yemeğin pek tadı yok diyebilirim. Biraz acı. O kadar. Peki, teşekkür ediyorum. Nasıl buldunuz Haydar Bey? Tatlıyı ben de biraz hamurumsu buldum. Hani şerbeti çok şey yapmamış. Kebap içinse biraz acılık var ama normal. Yufkasından da ben yine tattım. Biraz kuru geldi. Yine ellerine sağlık. Peki. Teşekkürler. Semih ve Şirin. Şirin, seninle başlayalım mı? Tatlıyı beğendim ama aslında şerbeti biraz daha duru olabilirdi sanki. Ekmek de abimin söylediği gibi biraz kuru olmuş. Kuru olmuş. Şöyle aynen, bir göstereyim. Aynen, biraz kuru. Evet. Ha, kuru mu gerçekten? Hani sen yaptığın için. Hayır, yok. Bir sertlik var aslında. Sertliği daha önce aynen, kuru olmuş yani. Olsaydı o lavaşın kendiliğinden kuru olduğu zaman kendiliğinden zaten tuttuğunuzda paramparça aynen, oluyor. Aynen, dağılıyor olması bayat gerekiyor. Bayat bir kuru olan lavaş kendiliğinden kendini paramparça hale kuru getiriyor dedim, zaten. Kuru dedim, kupkuru, hani takır takır kuru değil. Bir sertlik var yani. Doğrudur. Peki, Semih nasıl buldunuz? Tatlıyı, şerbetli tatlıyı çok sevmiyorum normalde ama şekeri çok fazla olmuş. O yüzden dolayı tatlıyı çok beğenmedim. Yemeğe gelince de Adana, ya şöyle bakarsak kuyruk yağı normal toplanmış gibi, hepsi üst üste gelmiş benim tabağımda. O da çok sevdiğim bir şey değil. Peki. Katılıyorum. Şöhre İranlı. Farklı evet, lezzetleri evet, de tadıyor, biliyor. Tebrizce. Nasıl buldun kızım? Lavaş iyi bence. Kebap biraz sert olmuş bence. Tatlı şerbetinin kıvamında esas problem var bence. Aynen, şerbeti biraz fazla kaçırmışım. Aynen, katılıyorum için. Ona. Ve Ayşegül. Saide Hanım, öncelikle ellerine emeğine sağlık. Fakat ben tatmadan önce şöyle bir şey gördüm. Çok da şey yapmak istemedim arkadaşlar, huylanmak. Ne olduğunu çok bilemiyorum. Böyle seni sola mı bırakmışsın? Saç gibi, kıl gibi bir şey rahatsız etmek istemedim. Bakabilir miyim? Yakına bak. Bakabilir miyim? Anlamadım. Tabii ki canım, şu şekilde bakabilirsin. Şöyle göstereyim bak. Bu. Hayır, o saç değil. Bildiğin soğanın şeyi Sa- yani. Saide Hanım, bir de siz bakabilir şey misiniz? Yani bakın. Allah Allah. Hayır, bu işte hiç de şey kabuk değil mi ya bu şey ben, kuyruk yağının şeyi evet, yani o saç değil. Saç mı nasıl olsa artık şey yapmam. Aynen. Saydım da bakabilir. Şöyle yani gördüm. Değil o. Hayır, saç kıl olsa bir kere şey olmaz. Ha şu. Hayır değil o kuyruk yağı. Ay şey, kuyruk yağının bence şeyi yok. Saç değil, kuyruk yağının kendi İnce özünün şey şeyi. Yani o bir İnceden şey değil. Çünkü ben kapalıyım. Saç değil. Yani yok, ben ona da şey kefilim. Saç olmadığına eminim. Kuyruk yağından kaynaklı. İstediğiniz ama kadar şey lezzeti yapın. Güzeldi. Hafif biraz acıydı. Onun için lezzeti ona güzel. Ona ben de katılıyorum. Güzel. Tadı güzeldi. Afiyet olsun. Peki. Herkese afiyet olsun. Şimdi sadece burası değil. Mutfak ve masa düzeni de önemli. Bakalım kızların mutfağı ve masa düzenini nasıl gördüler? Bu tezgahın hali ne? Leş gibi parmak izleri. Ocak da öyle. Bez değmemiş. Aynen, ocak öylesine. Ocak batmış. Çok kötü. Allah aşkına, nimet buraya bırakılır mı? O kadar kocasına laf ediyor. Aynen aynen. Adam Adana'yı yapıyor, yemekleri yapıyor. Laf edeceğine şu hamuru şuradan al. Allah'ım, market nimeti falan yani. Market falan dört yaptı. Hamuru burada olur mu hiç? Bakar mısınız? Olduğu rezalet gibi duruyor. Rezalet. Kurumuş. Ayşenur.
Evet, çok kötü. Tezgahın çok içi kötü. Öylesine. Tezgahta soğan adam kabukları. Adam o kadar bağırana kadar keşke kendi de biraz buraları silseymiş. Yani anca laf yetiştirdi. Aynen zaten öyle. Yemek yapamadı. Her şeyi eşi yaptı. Masaya o kadar laf etti ama mutfakta bir çok temiz aylık değil. 1,5 aylık bu kadar aynen olur. Öyle. İşte görüyorsunuz. Furkan evet. Bey'in misafirperverliği bu. Bal kaşığı yok, çatal yok. Servisler düzgün bir şekilde değil. Bu peçetelerin, tabakların altında ne işi var? Olmaz ki, böyle olmaz zaten. Berbat, bence de berbat. Olmaz, dolap kapakları açık. Açık, haftanın bugün ilk günü. Bilmiyorum ki bardak falan yok. Furkan Bey iyi de evet. Morali bozuldu. Aynen, her şeyi evet, Furkan Bey yaptı bozuldu. Yani. Evet. Hamuru her şeyi Furkan Bey yaptı. Sevda ne yaptı böyle bilmiyorum olmaz. Yani. Ben bu masaya puan vermem. Ben de öyle. Yani verilecek bir puanım yok. Yapak Hanım, masaya puan vermem demişsiniz. Nesine puan vermeyeceksiniz acaba? Sizin de gününüz gelecek. Göreceğim eşiniz masayı tamamlayabilecek mi diye. Göreceğiz. Bu peçetelerin tabağın altında ne işi var? Eşim öncelikle daha, onun cevabını alabilir miyim? Eşim daha önce böyle bir masa kurmadığı için kendisi de bilmediğinden öyle koymuş. Ama sonuçta elinden gelenin en iyisini yaptığını ben düşünüyorum eşimin. Ki eşinize de suç bulmuyorum çünkü siz hiçbir şey yapmadınız. Hepsi eşinize yüklendi. Acaba eşim neyi yaptı? Yani eşit bir şekilde ben gayet de işleri paylaştığımızı ya düşünüyorum. Yaprak'cığım, sen de biraz insafsız yorum yapıyorsun ama bu kadar da olmaz ki. Öyle mi? Yani bu kadar hakkımı yürütmem Sevda. Dışarıda anlaşma mı yaptınız? Ne alaka? Ben olanı söylüyorum. Yemeğini beğenmediysen beğenmedim ama çok insafsızsın sen de. Eleştireceğim şeyi size mi sormalıyım ben? Cevap alabilir miyim? Gününüz gelince görürsünüz eleştiri nasıl yapılırmış. Ben göreceksiniz. Ne dedin Yaprak sen? Ne, hangi kaşık yoktu? Bal kaşığı yok dedim. Bal kaşığı dediğiniz bu mu? Evet. Bizim tatlı kaşığı dediğimize? Siz evet. Bal. Siz nerelisiniz de bal kaşığı diyorsunuz? Karslıyız biz. Kars'ta bal kaşığı mı dedin? Evet. Ay ne güzelmiş. Aynen bak. Öyle. Peki o zaman gelsin puanım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.